Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır lokma tarifi vereceğim. İlk başta şerbetini hazırlayacağım. Bunun için tencereye 3 su bardağı toz şekeri ekliyorum. 2 su bardağı da su ilave edeceğim. 2 su bardağı suyu ilave ettim. Altını da açıyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridi ve kaynamaya başladı. Bu arada 4-5 damla limon suyu ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Altını da biraz kısıyorum. Orta ateşte yaklaşık 15 dakika şerbeti kaynatıyorum. Şerbetim artık hazır. Altını kapatıyorum. Daha çabuk soğuması için başka bir kaba alıyorum. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlayacağız. Bunun için yoğurma kabına 1 paket maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker. Şimdi 2,5 su bardağı ılık suyu ekliyorum yavaş yavaş ve karıştırıyorum. Maya tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. Maya tamamen eridi. Şimdi unu ve tuzunu ekleyeceğim. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Unu da yavaş yavaş ilave edeceğiz. Cıvık bir hamur elde edeceğiz. Şimdi ilk başta böyle yavaş yavaş ilk başta 1 su bardağı ekliyorum ve karıştırıyorum. İstediğim kıvamı alana kadar un ilave etmeye devam ediyorum. En sonunda kaç bardak ilave ettiğimi size söyleyeceğim. 5 su bardağı un ilave ettim. Gördüğünüz gibi cıvık bir hamur oldu. Şu kıvam tam istediğimiz gibi bir kıvam. Asla fazla un ilave etmeyin. Şimdi iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şimdi streçle ağzını kapatacağım. Yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Lokma hamuru gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Göz göz olmuş görüyorsunuz. Şöyle ters çırpıcıyla tekrardan yaklaşık bir 3-4 dakika çırpıyorum. Ve kızartmayı hazır hale getirmiş oluyorum. Bu arada şerbetim soğudu. Onun kıvamını da size soğumuş bir şekilde göstermek istiyorum. Tencerede yağımı ısıttım. Yağı orta ateşte ısıtıyoruz. Yüksek ateşte pişirirsek lokmamızı içi çiğ kalabilir. O yüzden orta ateşte ısıtıyoruz. Şimdi ben şöyle hamuru buzdolabı poşetine koydum. Makası yağlamıştım. Şimdi şöyle sıkıyorum ve makasla kesiyorum. Aynı şekilde hepsini böyle hazırlıyorum. Tabii siz dilerseniz elinizde de yapabilirsiniz. Evet, lokmalar pişiyor. Şöyle pişenleri alıyorum. Şöyle şerbeti koydum. İyice karıştırıyorum. Hemen şöyle karıştırıp almanız yeterli. Ben hemen borcama koyuyorum, alıyorum şerbetten. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Lokma tatlısı servise hazır. Çok güzel gözüküyor. Ben şöyle bir kaşık yardımıyla bir kaseye alıyorum. Dilerseniz üzerine çikolata eritip çikolata da koyabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.